Ta sahanlığımızın batı sınırlarında belirli. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da... Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Efendim hayırlı akşamlar. Bendeniz Fehmi Çalmuk. Yine bir politik adam programında sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Evet, akşam şerifleriniz hayırlı olsun dememişim. Onu da belirtiyorum. Efendim programda konuğuma geçmeden önce geçen hafta Yalova'daydık. Yalova Valisi'nin ve Arapkir Belediye Başkanlığı'nın katıldığı AH Enstitüsü'nün bir programındaydık. Sayın Vali Muammer Erol'a ve Arapkir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu'na teşekkür ediyorum. Oradan Çorum'a gittik. Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi Bey'e de ilgi alakaları üzerinden teşekkür ediyorum. Oradan da Tokat Esnaf Sanatkarlar Odası'nda bir çalışma yaptık. Tokat Valiliği ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Bey'e de buradan çok çok selam söylüyorum. Efendim, siyaset bütün hızıyla devam ediyor. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Eskiden belli tanıdığımız değerli büyüğümüz, değerli siyaset adamı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nedim Yamalı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Fehmi Bey. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Gelecek Partisi deyince herkesin ilk söylediği Ahmet Hoca'nın partisi mi? İşte Ahmet Hoca'nın partisinin siyasetçilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bugün konuğumuz. Gündemi, siyaseti, Gelecek Partisi'nin gündemini, seçimleri, ittifakları, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun altılı masa sonrası yaptığı açıklamadaki çıkışlarını Sayın Yamalı ile konuşacağız. Değerli Başkanım, ilk önce Gelecek Partisi'nin Türkiye gündemi başlığıyla başlayalım. Gelecek Partisi'nin gündeminde hangi sorun var? Öyle başlayalım. Hani sizin gündem belirlemenizde liste 1'e yazdığınız ilk sorun. Gelecek Partisi'nin gündeminde tabii ülkenin sorunları var. Yani ülkenin sorunları neler? Ülkenin sorunları gitgide artan bir hayat pahalı, gitgide zorlaşan hayat koşulları, istikrarsızlık belirtileri. Tabii bunları çözüm aramak için gayret gösteriyoruz. Ülkenin sorunlarını çözmek için kuruluyor partiler ve belli konularda belli bir bakış açısıyla belli bir pencereden iddiaları oluyor. Ve kendi bakış açılarıyla kendi pencerelerinden ülkenin sorunlarını hem yorumluyorlar hem de kendi önerilerini sunuyorlar. Elbette ki bizim de özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçtiğinden itibaren ülkenin tabii demokratikleşme yolunda ve 150 yıldır iyi bir meclise ulaşma çabasında bir sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Ve bugünkü çektiğimiz sorunların kaynaklarından bir tanesinde bunlar olduğunu düşünüyoruz. Ve bu konudaki düşüncelerimizi söylüyoruz. Bu konudaki düşüncelerimiz konusunda bizim gibi düşünenlerle bir işbirliği yapma gayreti içindeyiz. O yüzden Gelecek Partisi'nin gündeminde bunlar var Fehmi Bey. Hocam, fiyat artışları, vatandaşın elinde mutfağında yangın var. Tencere kaynatmada özellikle evet, alım gücünün çok azaldığına ilişkin Sayın Genel Başkan da yurt içinde yaptığı gezileri görüyoruz. Evet. Hani onun yanına yaklaşarak başlarını onun omuzuna koyarak dertlenen birçok fotoğrafı gördük. Yani bu arada da iyi bir sosyal medya çalışmanız olduğunu belirteyim. Evet. Şimdi hocam, fiyat artışları, sistem değişikliği tartışmaların rafa mı kaldırdı size göre? Elbette ki çok ağır ekonomik şartlar var. Özellikle son 1-2 yıldır bir ailede büyük bir ekonomik sorun varsa, bir ailede işsiz bir kişi varsa o ailenin en önemli problemi odur. Bunları tabii göz ardı etmemek gerekiyor. Fakat bir taraftan bunların bu hayat pahalılığının, bu gitgide artan bu geçim şartlarındaki sorunlardan bir tanesinin de bunlar olduğunu tabii sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Yani nedir bunlar? İşte yönetilemeyen, artık yönetiminde zorlandığını gördüğümüz bir ekonomi yönetimi.
bir sahipsizlik ülkede, ekonominin nasıl yönetildiği konusunda gitgide artan şüpheler ve bunun sonucunda evet dünyada da büyük bir ekonomik problemler var. Fakat bizim ülkemize baktığımız zaman dünyadaki oranlara göre çok daha şiddetli yaşanan bir ekonomik problem var, problemler var. Bunlar tabii demokratikleşme, haklar, özgürlükler konusunu belki biraz ikinci plana atabilir. Sistem sorunlarını belki vatandaşlarımızın tabii ki daha gündemden aşağı sırasına almasına sebep olabilir. Ama biz bunu tabii sürekli hatırlatmak zorundayız. Yani evet bir problemler var. Bunun birçok sebepleri var. Bir kısmı eski sebepler. Sadece AK Parti döneminde yaşanan kar şeyler değil. Kar topu gibi olmuş. Büyüye gelmiş. Ertelenmiş ve ötelenmiş. Evet. Evet. Kucağımızda bulduğumuz evet, sorunlar. Şimdi Türkiye 90'larda da çok ciddi bir enflasyon dönemi yaşadı. Çok uzun süre. Fakat bunun nihayetini bir çözmesini bildi, becerdi. Bir şeyler yapabildi. Fakat tekrar bu kronik sorun. Demek ki biz yapısal sorunlar, yapısal çözümler bulmadığımız gözüküyor burada. Çünkü geçici palyatif çözümler. Yani öyle gözüküyor. Çünkü şunu görüyoruz. Yani dünyanın kötü yönetildiğini düşündüğümüz ülkelerinde bile bu kadar yüksek bir enflasyon yok. Şimdi bu ay açıklanan verilerde enflasyonda dünya altıncısıyız. Yani Türkiye enflasyonda dünya altıncısı olmaması gerekir. İşte Avrupa Birliği ortalaması 8.1. Tamam, Avrupa Birliği ortalaması 8.1 ise bizde de iki katı olsun. Yani %16 olsun veya %20 olsun. Ama şimdi %80 enflasyonlar, üfede %100'leri geçen enflasyonlar ve hepimizin günlük yaşadığı işte 5-6 liralık olan benzin 25 lira olmuş. Hiçbirimizin... En son depoyu ne zaman doldurdunuz başkanım? Biraz önce doldurdum. Evden aradı oğlum. Dedi ki baba zam geliyormuş akşama diye. Hemen yarım depoyu size tekrar... Geçen hafta doldurdunuz. Aradaki fiyat farkını çok... Çok korkunç. Görüyorum. Çok korkunç. Şimdi gelirken de konuşuyorduk. Yani işine arabasıyla gitmek gelmek zorunda olan insanlar var. Ve bunlar çok zengin insanlar değil. Ve aylık masrafları en aşağı 2000-3000 lira. Yani çok uzakta değilse. Şimdi ülkenin %45'i, Türkiye'de 17-18 milyon hane var biliyorsunuz Fehmi Bey. Yani 17-18 milyon hane. Türkiye'de 7 milyon haneye sadece asgari ücret giriyor. Yani 4253 lira giriyor. Ve o aile o 4253 lirayla o 4 kişi bir ay geçiniyor. Geçinmeye gayret ediyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı aç mı var bu ülkede dedi ama... Yani 4 kişilik bir aileye 4253 lira giriyorsa o aile tok mudur yani? Yani makarnayla bulgurla beslenen bir aile tok bir aile midir nihayetinde? Bunlar devasa sorunlar. Şimdi geçen hafta Kars'taydık 2 gün. Yani perişanlık var. Tabii hayvancılık ve tarım yani Kars'ın önemli tabii, geçim tabii yani kaynağı. Çok kötü. İşte yani mutlu bugün, olan çok az insan var maalesef. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık fiyatları... Bağış fiyatlarını açıkladı. 2200 lira galiba. Tabii. Yani küçük baş için hisse bedelini açıkladı. Tabii. Yani geçen yılda %100 bir zam var. Tabii. Yani bunlar mutlaka tedbir alınması gereken. Yani zorlukları anlıyoruz biz. Ama zorluklar peki, çok peki çözülmesine ötesinde. İlişkin umut var mı bu iktidardan? Hani ya ben onu görmüyorum işin doğrusu. Yani şu çünkü mesela 1 Aralık ayında bir KKM çıkartıldı. Bunlar çok derli toplu yönetimler bunun altından kalkabilir. Şimdi daha önceki özellikle AK Parti'nin ilk dönemlerinde buna benzer krizler yaşandı. Fakat iyi kadrolar vardı. Çok sayıda insan işi sahipleniyordu. Ve bundan üzerinden gelinebildi. Nihayetinde o 2008'deki krizden hakikaten o zamanki Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi teğet geçildi. Ama ben o zaman ne kadar çok sayıda ne kadar iyi adamın, iyi insanın çok ciddi çalıştığını biliyorum o zaman. Yani ve bu böyle atlatıldı. Beyaz atlarına bindi gitti dermiş gibi evet, bu. Evet, dediğiniz gibi iyi adamlar beyaz atları bindiler, gittiler. Şimdi yani bir muhasebecinizi değiştirir gibi Merkez Bankası Başkanı değiştirirseniz. Yani bazı şeyler saygı duymanız gerekiyor. Siz bir ülkeyi yönetiyorsunuz diye her şeyi yapamazsınız. Yani her şeyi yapmamalısınız. Yani... Bu kurumlar
Eski kurumlar ya, dünyada da, dünyada 200 tane ülke var. Yani bu 200 ülkenin yönetiliyor. Bankaları var, ondan sonra ekonomi yönetimleri var. Ekonomi bir bilim haline gelmiş. Yani artılar eksiler var. Siz bunu böyle bir ilçe yönetimini, bir il başkanını alır gibi, ki orada da çok dikkatli olmanız gerekir. Peki. Bunları yapmamanız gerekir. Çünkü bunlar bu ülkeyi 100 yıldır belli bir yere getirmiş kurumlar. Başkanım, belli bir şey. Peki olmuş. Değişiklikte hani gözlerime bakın ne dediğimi anlarsınız diye. Evet. Ekonomi yönetiminde bu göze bakışın bir etkisi olamaz mı yani? Olmaz. Çünkü bunlar matematik şeyler Fehim Bey, siz de biliyorsunuz. Yani hani ben şöyle görüyorum. Elbette ki biz kurumsal eğitim hizmetleri veriyoruz. Gittiğimiz yerde kurum kültürü, lider vizyonunu anlatırken liderliğin özelliklerinden biri de mizaha yatkın olması. Bir tabii siyasi ki. Liderin tabii. Mizah yapma kabiliyeti elbette. Olması lazım. Elbette. Ama şimdi fiyat artışlarının olduğu bir dönem, ekonomi konusunda mutfakta yangın olduğu bir dönem yapılan benzetmelerin, sözlerin çok iyi seçilmesi lazım. Elbette. Yani hani vatandaş olarak baktığım zaman benim ağrıma gitmemesi lazım. Benimle dalga geçiyorlar. Tabii ki. Görmememiz lazım. Tabii. Şimdi Nedim Bey, şöyle Sayın Genel Başkan'ın altılı masa konusuna geleceğim ama altılı masadan sonra il başkanları toplandı. 23. mu yapıldı? 24. 24. maşallah. 24. il başkanı toplantısının açış konuşmasını ben dikkatlice izledim. Soru bantlarımızı da böyle hazırladık da. Şimdi altılı masanın oluşmasında temel ilkeler vardı. Sayın Genel Başkan konuşmasının içinde diyor ki temel ilkeler yoksulluğu yok edecek reçeteye sahiptir diyor. Şimdi ben bunun biraz açıklamaya ihtiyaç duyduğunu duyuyorum. Zatenizden bu konuda da bir bilgi edinmek istiyorum. Evet. Yani nasıl bir reçete veriyor? Altılı masanın temel ilkeleri. Şöyle bir reçete veriyor. Bizim bu işbirliğinin temel sebebi parlamenter sisteme geçiş arzusu. Yani şimdi orada 6 ayrı siyasi parti var. Bu siyasi partilerin önemli bir kısmı bazıları birbirine yakın olsalar bile ayrı geleneklerden, ayrı damarlardan, ayrı pencerelerden gelmiş partiler ve düşünceler. Fakat bir ortak ve öncelikli hedef için bir araya gelmişler. Bu da parlamenter sisteme geçme arzusu. Şimdi hiçbir sistem bize sihirli bir değnek sunmuyor. Yani şu sistemle yönetilirseniz bir cennete giriyorsunuz, olmuyor. Fakat parlamenter sistem gibi sistemler size çözüm yolları açıyor. Çözüm imkanları açıyor. Çözümü konuşmanızı sağlıyor ve çözümü bulmanızı sağlıyor. Şimdi bunların yolu, biraz önce o yüzden bahsettim. Türkiye hakikaten sıkıntılı dönemler geçirmesine rağmen meclisteki o mücadelesiyle, mecliste siyasi partilerin mücadelesi, seçimler, yenilgiler, tecrübeler, tekrar kazanmalar ve nihayetinde bir çözüm buldu ve AK Parti'nin zaten kuruluşu, varoluşu da böyle oldu. Bu çözüm ancak buradan geçiyor. Yani bizim burada söylemeye çalıştığımız, yani bu mekanizmayı tekrar getirmek gerekiyor. Yani parlamenter sistemi. Mekanizma geldi. Kurum geldi. Genel Başkan'ın konuşmasında onu soracağım ileride. Evet. Mekanizma geldi. İşte parlamenter sisteme geçiş süreci başladı. Ekonomiden sorumlu bir devlet bakanınız oldu. Belki de eskisi gibi, yani ekonomiden sonra ekonomi bakanı oldu. Kadrolar yine yaptı. Yine bir bakana bakmayacak mı iş? Elbette yine bir insana bakacak. Fakat burada bir mekanizma var. Bir ekonomi öncelikleriniz var. Mesela inşaat, imar, bunu mu önceleyeceksiniz? Üretim ve istihdamı mı önceleyeceksiniz? Bunlar ciddi tercihler. Yani AK Parti'nin içinde de yer aldık. Orada çok başarılı işler de imza attık. Ama her zaman eleştirilen bir şey vardı. Neden bizim bu işler bu kadar imar öncelikli? Neden bu kadar bu müteahhit öncelikli? Neden bu kadar inşaat öncelikli? Neden? Mesela sanayicilere gittiğimiz zaman, yani ben AK Parti içindeyken bile yani ciddi tepki alıyorduk ve ciddi bir eleştiri alıyorduk. Sanayicilerin çok ufak ihtiyaçları karşısında bile
ben aracılık etmeye çalıştığım zaman, bir sorun çözmeye kalktığım zaman hakikaten bizim devlet bürokrasisinin ve bizim iktidarın o zamanki anlayışının sanayicileri çok da böyle önemsemediğini, yani sorunları çözmek için çok gayret göstermediğini gördük. Kalkınmasını sağlamayan 3. dünya ülkelerinin bayındırlık hizmetlerini bir kalkınma modeli olarak görmeleri, Özal döneminden başlayarak Türkiye'de çok büyük bir hata. Bu büyüme hormonal bir büyüme oluyor. Yani şeyde, ama sanayide Türkiye gerçekten büyümesini sağladı 7'nin üstünde. Ama bizim ihracatımızın büyük kalemi sanayi üretiminden kaynaklanıyor. Tabii ama bakın, enflasyondan arındırdığınız zaman, diğer şeylerden arındırdığınız zaman öyle büyük bir büyüme maalesef yok. Şimdi Türkiye'nin bu sene 2022'nin Ocak-Nisan'daki ihracat artışı %21 olmuş dolar olarak. İthalat artışı %40 küsur olmuş. Ya bunu ne kadar sürdürebilirsiniz? Yani? Sürdürülebilir bir şey değil. Ve bu ihracat da nasıl oluyor? Çok düşük ücretlerle çalıştırdığınızdan dolayı düşük maliyetlerle satabildiğiniz ürünlerden dolayı oluyor. Yani bu sürdürülebilir değil. Türkiye için neyi biz hedefliyoruz, neyi hayal ediyoruz? Düşük ücretli çalışan insanlar ve bunun üzerinden yapılan bir ihracat modeli. Yani böyle mi yani? Eskiden Çin için düşünülürdü bu. Çin'deki bile şu anda asgari ücret oldukça yüksek. Dolayısıyla şimdi biz orada 10 tane hedef açıkladık. Bir kere ekonomi hedefiniz ne? Yani sizin büyüme hedefiniz ne? Yani sanayileşme, sanayici hakikaten burada bir şeydir. Biz o zaman da gittiğimiz zaman ya bize engel olmayın, bizim önümüze çıkmayın yeter diyorlardı. Yani sizden bir şey beklemiyoruz artık. Yani Türkiye'deki sanayicilerin o zamanki AK Parti'ye bakışı ve bu devam ediyor bakın. Ülkenin ihtiyacı hala İstanbul'da yeni rant alanları ortaya çıkartmak. Yani İstanbul'a bir kanal daha, bir tünel daha. Yani niçin uğraşıyorsunuz ve ülkenin önemli yerleri, birçok yere gidiyoruz. Adıyaman'a gittik, Kars'a gittik, her yere gidiyoruz. Diyarbakır'a gittik, tekrar şimdi Malatya'ya gideceğiz birkaç gün sonra. Ya yani ülkenin önemli yerlerine bakıyoruz. Evet, ana yollar biraz var ama bir yerlere girdiğimiz zaman çok önemli ilçelerde bile yol yok. Su problemi halen var. Anadolu'daki birçok ilin hakikaten sahipsiz olduğunu görüyoruz. Kars'a gittik, orada Digor, Kazman, gittik dolaştık. Ya birisi 100 yıl öncesini yaşıyor bu ülkede. Yani. İstanbul'a geliyorsunuz, bu başka bir şey yaşıyor. Yani bu ülkenin ihtiyacı İstanbul'a bir kanal daha mı yapmaktır? Yoksa o Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da birçok ile biraz bir uğraşmak, biraz da oralardan göz gezdirmek. Şimdi Genel Başkan diyor ki açıklamasında, Anadolu'dan açız feryatları yükseliyor. Evet. Hani bu çok önemli bana bir tespit. Çok önemli. Bu da hakikaten yaşıyoruz Fehmi Bey. Yani yaşlı bir insan açız diye geliyor. Hakikaten bir şey biriktirememişti hayatında bir şekilde. Bugün bir emekli maaşı 2000 küsur lira. Nasıl geçinsin? Yani 2000 liranın bugün düştüğü seviyeye bir bakalım. Bu ülkenin böyle artık ucuz olan yerlerinde, daha dış yerlerinde bile yani bu çok acilen tedbir alınması gereken bir şey. Yani biraz önce o yüzden söylemeye çalıştım. Yani ülkenin 7 milyon hanesi 4-5 bin lirayla geçinmek zorunda. Bu ülkenin çocukları var orada. Yetişecekler, protein alacaklar, büyüyecekler, süt içmeleri lazım, et yemeleri lazım. Ya yani bu büyük problemleri yol açar bunlar. O yüzden yani bugün yine doğalgaza %30, elektriğe %15. İşte biraz sonra, akşam birkaç saat sonra yok 1,5 lira mazota, benzine, bilmem neye. Yani 5-6 liradan 25 liraya çıkmış. Bütün market ürünleri diyelim. Bu alay edilecek bir şey değil. Gözlerine bakarak veya Sayın Cumhurbaşkanı da tabii eleştiriyoruz. Yani aç yok ki bu ülkede diyor. Ya yani, soruyu yanlış anladı belki. Yani külliyede aç var mı diye belki. Açlık göreceli bir şey mi? Ama bizim müktesebatımız gereği bir vatandaşımızın ben açım dediği zaman ben gerçekten aç olduğuna inanırım. Kesinlikle. Çünkü öyle. Çünkü kolay kolay ben açım demez. Kesinlikle. Şimdi, bu çok duyduğumuz bir başkanım, şey değil Fehmi Bey. Bu geçici sığınmacılar konusu
Gelecek Partisi'nin gündeminde mi? Niye? Ahmet Hoca'ya bu konuda çok fatura kesildi Suriye konusunda. Sizin bir televizyon programınızda söylediğiniz bir nokta var. Halep kaybedilmeseydi, Halep kaybedildikten sonra yani bir gelen ilave sığınmacı geldi. Ne kadar? 1 milyon. 1 milyon değil tabii. Mi? Çünkü Halep'in kaybedilmesinin stratejik bir yapı olduğunu, hani tabii. Türkiye'nin bunu önleyemediğini, eğer tabii. önleseydi tabii. bu kadar sığınmacı konusunu konuşmayacak diyor. Tabii. Ahmet Bey'e bu konuda haksızlık mı yapılıyor Sayın Genel Başkan? Hani Ümit çok... Özdağ başta olmak üzere herkes bir fatura kesiyor da hani partide siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak size sormak istiyorum. Yani Ahmet Bey bu konuyu birkaç sefer cevapladı ama. Şimdi Ümit Özdağ gibi akla zarar şeyler söyleyenleri bir tarafta bırakıyorum. Onu zaten yani o bu memlekete hayırlı bir şey yapmıyor bu yaptıkları söyledikleriyle. Tehlikeli şeyler yapıyor. İnşallah bir an önce aklı selim... Tehlikeden kastınız ne? İnsanları tahrik etmemek lazım. Yani sizde bakın, bazı bu, insanlar gibi Türkiye'de bir iç karışıklık tehlikesi... Olmaz çünkü şimdi bu millet sağduyulu bir millet. Evet. Bu milletin tarihinde böyle isyanlar falan kalkışmalar yok. Yani sağduyulu bir millet çok zorluk çekmiş. Çok zorluk çektiği zamanlarda da bir kalkışma yapmamış... Sabırla beklemiş olan bir millet. Evet. Hakikaten sağduyulu. Kadir Sinas bir millet. Şimdi Suriye meselesi 2011'lerde filan başladı ve her anı, her dakikası, her saniyesi milletin gözünün önünde başladı. Yani Suriye'de iç karışıklıklar. Şunu söylemek gerekiyor. Sadece Ahmet Davutoğlu Hoca değil. O zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Hüce Erdoğan, Tayyip. Bütün askeri erkan herkes Suriye'deki sıkıntıyı gördü. Suriye ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Suriye'nin başkanı ikaz etti. Olaylar başladıktan sonra da gizli temaslarını sürdürdü. Elinden geleni yaptı ve dünyada Suriye ile ilgili samimi çalışan tek ülke Türkiye'dir. Bugün de öyledir. Bugün için de öyledir. Suriye'de işte hoca yanlış yaptı. O ayrı. Suriye'de doğruyu kim yaptı? Beşar Esad mı doğruyu yaptı? İran gitti vahşice orada işler yaptı. Tabii Rusya girdi Rusya'nın vahşice işler yaptı. Suriye'deki alana bugün tabii Amerika girdi yeni... orada vahşice işler evet. yapıyordu. Oraya ilk bombalayan uçak bir Fransız uçağıydı. O yüzden Suriye'de doğruyu yapan yok zaten. Suriye'de doğruyu yapan hiç kimse yokken Türkiye'nin 900 kilometre sınırı var. Ve orada iyi niyetli adımlar sadece Türkiye'den geldi, oradaki hükümetten geldi. Şu anda da yine hatalar olsa bile şu anda yine doğru yapıyor. Sığınmacılarla ilgili. Yani ben Gelecek Partisi'nin Tayyip Bey'in iktidarını diyelim veya AK Parti iktidarını sığınmacı, geçici sığınmacı politikası konusunda çok da eleştirmediğini görüyorum. Hani evet. Çünkü... Ahmet Davutoğlu Bey'in bıraktığı yapıda devam ediliyor. Evet. Genel hatlarını onun çizdiğinden dolayı mıdır? Bu doğru olan. Bunlar bir de devlet politikasıdır Fehmi Bey. Şimdi bir sığınmacılarla ilgili konuyu Dışişleri Bakanlığı'nın bir odasında tasarlayamazsınız. Milli Güvenlik Kurulu toplanır. Başında Cumhurbaşkanı vardır. Yan yana otururlar. Başbakan, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, MİT teşkilatı, askerler, herkes. Yani bu tür konular oradan çıkar. Şimdi Ahmet Davutoğlu ile ilgili bir şeyler söylüyor ama işin doğrusu Ahmet Davutoğlu ile ilgili bu tür bir şikayet varsa bunu başta Tayyip Erdoğan söylemesi lazım. Bir ikincisi orada bir hata varsa 2011'de başladıktan sonra 2014'ten sonra hoca başbakan seçildi. Yani yanlıştıysa niye başbakan oldu? Orada doğru yapılıyor. Fakat uzunca bir süre bu sığınmacılarla ilgili bir de tabii şunu unutmamak gerekiyor. 2011, 12, 13, 14 sizin aldığınız kararlar askeri içindeki FETÖ'cü generaller tarafından yerine getirilmiyor. Bakın orada bir sürü talimatlar verilmiş. Bazen hoca anlatıyor bize. Şunlar yapılsın isten bir türlü olmuyor. Sonradan ortaya çıkıyor. Verilen talimatlar FETÖ'cü generaller tarafından yapılmıyor. Aksatılıyor, başka şeye çevriliyor. Yani buna benzer bir sürü boyut var.
Bu tür meselelerde partisel çıkarları ön plana tabii getirmemek lazım. Evet. Sadece son yıllarda reklam arasına ne kadar süremiz var? Şimdi başkanım arzu ederseniz ama bu çok şeyli bir iş ama evet. Genel başkana inşallah nasip eder ve lütfederse bir programda eline boyuna bunu konuşur. Şimdi tabii. Bu altılı masa işine gelelim. Evet. Zamanı iyi kullanalım çünkü çok sorumuz var. O da şöyle. Altılı masa dördüncü kez toplandı. Nerede? Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde. Hoş geldiler, sefa geldiler. Yemek menüsüne bazı televizyonlar çok böyle kafayı takmıştı. Ben onlara girmiyorum. Evet, çok şimdi, şey bir yemekte mütevazi. Seçim bitene kadar, derviş yemeği öyle olur başkanım. Seçim bitene kadar iş birliğine devam kararı var. Evet. Yani bu şeyde. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Sormak istiyorum. Altılı masa bir seçim ittifakı değil, değil mi? Değil. Altılı masa sadece temel ilkeler bazında altı partinin bir araya gelerek yaptığı bir çalışma. Evet. Evet. Yani bunu yaptıktan sonra şöyle diyelim. Ülkenin kaderini genel başkan sonra da çok ilginç açıklama yaptı. Yani bunların üzerinde biraz duracağız. Yaklaşık 10 dakikamız var. Diyor ki ülkenin kaderini tek adamdan alıp başka bir adama devretmek konusuna karşıyız. Evet. Cumhurbaşkanı adayı konusunda. Evet. Şimdi bu siyaset dili yani bir gazeteciliğimizi konuşturursak hani kızım sana söylüyorum gelinimsiniz anla babında bir iş. Yani altılı masayı oluşturan siyasi partilere de Sayın Davutoğlu hoca kimliğiyle mi diyor ki tek adamdan kurtardık Tayyip Erdoğan gitsin. Ama biz bunu bir tek adam oluşsun diye altılı masada bir birliktelik yapmadık mı diyor. Bunu ortaklar oradaki işbirliği yaptığımız partilere söylemiyoruz. Şimdi sürekli şu soruluyor. Bu yani şu sürekli sorulan soru sadece Ankara'da soruluyor. Kars'ta sorulmadı. Diyarbakır'da sorulmadı. Adıyaman'da sorulmadı. Ne soruluyor? Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak konusu. Halkı bu hiç meşgul etmiyor. Hiç kimse bize Kars'ta Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak diye sormadı. Biz buna biraz böyle bir tepki gösteriyoruz. Ya bir isim değil. Yani burada yeni bir program gerekiyor. Yeni bir sistem gerekiyor. Bir sistem bu. Türkiye'de bakın siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Son bir ayda meclisten ne kadar haber verildi acaba? Meclisten ne kadar görüntü verildi haber bültenlerinde? Neredeyse hiç. Çünkü meclisin artık bir önemi yok. Eskiden her şey mecliste çözülmeye çalışılırdı. Yapılır veya yapılamazdı ama mücadele orada verilirdi. Yani burada verilen çaba, bu birbirinden ayrı partilerin bir araya gelmesi, bir takım şeyler, ilkeler ortaya koyması, bir çaba içinde olması. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Biz karşıda Tayyip Erdoğan var. Sizin Tayyip Erdoğan'ınız kim gibi bize bir şey soruluyor. Bizim çabamız parlamenter sistemi tekrar bu ülkede üzerindeki vesayetlerinden arındırılmış olarak tekrar tesis etmek. Ve bunun çabası içindeyiz. Bunun çabası içinde olduğumuzun gözükmesi gerekiyor. Ve bundan dolayı bu temel ilke ve metinleri ortaya koyuyoruz. Evet. O yüzden bizim sözlerimiz onlara. Yani Tayyip Erdoğan karşısında siz nasıl bir Tayyip Erdoğan arıyorsunuz, çıkartıyorsunuz şeklindeki soruları. Sözleri. Şimdi bu Tayyip Erdoğan gitsin meselesini Abdülhamit dönemiyle Meral Akşener'in başlattığı istibdatla ilgili slogan konusunda söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı da altılı masanın içinde yer alan özellikle Gelecek Partisi ve Deva Partisi başkanlarına hani siz buna nasıl sessiz kaldınız diye bir eleştiri getirdi. Hani Tayyip Erdoğan gitse bu ülke kurtulacak mı? Hayır. Demin söylemeye çalıştığım o. Yani bize zaman zaman Ankara'da ve buralarda daha çok siyasi arenalarda sorulan soru adayınız kim? Adayın kim olduğundan daha önemli bir şey var.
O da bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil. Sistemin değişmesi gerekiyor. Revize edilemez mi? Türkiye'yi sistemlerin, Türkiye'nin 150 yıldır bir meclis tecrübesi var. Bu meclis tecrübesinde zaten bu AK hani Parti'nin meclis güçlendirilebilir şu andaki yapıyla, belki denetim mekanizması gelebilir, belki Amerika gibi senatör çift meclis. Bunlar olabilir. Organik olmuyor. Bakın Türk dünyada başkanlık sisteminin uygulandığı tek yer Amerika. Amerika Birleşik Devletleri. Yani aynı sistem Güney Amerika'da da var. Ama Güney Amerika'da Amerika'daki gibi bir sistem var mı? Aynı sistemle seçiliyorlar. Bir başkan seçiliyor. Ama senatosu çok güçlü Amerika. Evet güçlü. Senatosu güçlü ama nasıl olmuş? Büyükelçiyi bile senato olmuş. Elbette. Elbette. Ama nasıl bu hale gelmiş? Organik olarak gelmiş. Yani 200 yıl, 300 yıl oralara gelmişler. Kendi şerifini seçmiş. Kendi yargıcını seçmiş. İç savaşları olmuş. Biz tecrübe edemeyiz mi başkan? Biz tecrübemizi bir meclis üzerine yaptık. Ve bu uğurda bu millet büyük bedeller de ödedi. Nihayet biz bir yere geldik. Şimdi bize tecrübemize uygun olmayan, yapıya uygun olmayan ve sorun çözmediği de görülen bir sistem illa dayatılmaya çalışıyor. Ve bu sistemin bütün kötü neticelerini bugün artık kendi evimizde, cebimizde yaşamaya başladık. Yani bu sistem böyle bir sistem. Yani bunda ısrar ediliyor. O yüzden mesele Tayyip Erdoğan gitmesi falan değil. Biraz da onu söylemeye çalışıyoruz. Yani Tayyip Erdoğan gider, bu yetkilerle, bu anlayışla başka biri gelir. Yani yeni bir garip bir dönem başlar. Burada bu şeyin önemini anlamak gerekiyor. Yani buradaki bu işbirliği çabası neden oluyor? Neden bu sistem önemlidir bu ülke için? Ama şimdi seçim oldu. Millet iradesi seçime gitti. İşte hemen cecik Cumhurbaşkanı hükümet sistemi değişmeyecek. Tabii. Bir süreç gerekiyor. Yeniden seçim, anayasa değişikliği olacak. Tabii. Bu en az nereden bakarsanız hızlandırılmış bir şekilde bile olsa bir seneden aşağı olacak hadise. Olabilir. Yani. Olabilir. Bakın biz burada temel ilke ve bizim 4 tane şu anda çalışma grubumuz var. Birisi benim içinde bulunduğum geçiş süreci ve koordinasyonu siyasi komisyon. Birincisi Profesör Serap Yazıcı Hoca'nın da içinde olduğu bu geçiş sürecindeki anayasal ve yasal mevzuatlar nelerdir? Bunları çalışan bir grup. Yine Ayhan Sefer Bey'in içinde olduğu bizim partiden seçim güvenliği ve seçim süreciyle ilgilenen kurum. Bir de eski Ulaştırma Bakanımız Feridun Belgin'in içinde olduğu rehabilite edilmesi gereken, reforma edilmesi gereken ekonomik kurumlarla ilgili çalışan gruplar. Bunlar çok hızlı çalışıyorlar. Yani elbette ki bir süreç olacak. Bu süreçte şöyle bir şey elbette ki olmayacak. Yani biz burada 6 siyasi partiyiz. Yıllarca çalışacağız. Biri gelecek, ondan sonra onun huyuna, cismine, şeyine test öyle bir şey yok. Zaten genel başkan diyor ki ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir. Tabii. Sayın genel başkanın bir endişesi mi var? Hani bu geçiş sürede getirdiğimiz cumhurbaşkanı adayı. Bu bir endişe değil. Bize sorulan haklı sorulardan birisi de peki nasıl? Siz de onu sordunuz. Nasıl olacak bu iş? Elbette ki bunun bir tekniği olacak. Yani bu şu gözüküyor. Yani ilk seçimlerde genel seçim veya erken seçim bu yapının kazanacağı gözüküyor büyük oranda. Şimdi bunun tasarlanması ve teknik geçişi planlanıyor. Elbette ki burada bu iş başladığından itibaren bir seçim kazanıldıktan sonra bir pazartesi sabahından itibaren yapılması gereken işler, çıkartılması gereken kanunlar ve yönetmelikler var. Ve iddialarımızın yapılması var. Bir elbette ki şu andaki yetki hukuken şu andaki yetkilerle donatılmış olmasına rağmen bir düzenlemeler elbette ki yapılacak. Bu Cumhurbaşkanlığı yardımcılarıyla ilgili olan bir çalışma olabilir. Cumhurbaşkanı yetkilerinin hemen bir kısmının yardımcısına, meclise ilgili kurumlarına hemen devredilmesiyle mümkün olabilir. Bunlarla ilgili zaten çalışmalar muhtemelen
bir iki ay içinde daha netleşir. Yani bu geçiş sürecinin 6-7 ay mı, 1 sene mi, 2 sene mi, ne kadar süreceği, ne kadar bir zaman alacağı ve bu sürecin hangi hukuki süreçle yönetileceği, neler yapılacağı, bu muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay içinde de oldukça netleşir diye düşünüyorum. Evet, Sayın Başkan, şöyle bir cümlesi daha var. Bir dakikamız var. Ben şöyle söyleyeyim, ikinci bölümde bunu konuşmaya devam edelim. Gelecek Partisi üzerinde biraz durmak istiyorum. Evet. Hani bu genel yapınızı koyduk. Çünkü sizin daha önce de AK Parti içinde olduğunuzu da belirttiniz. Bu alandan başlayacak. Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca AK Parti'nin başbakanı. %49'da başbakan seçilmiş bir isim. Evet. Şimdi sizlere, partinize yapılmış eleştiriler var. Evet. Geçmiş dönemde çok ağır eleştiri yaptığınız insanların altını masada bir aradasınız. Evet. Hani Ahmet Bey'in sabrına hayranım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da bir ara çok eleştiri yaptığı insanlarla şu anda beraber yürüdüğü gibi. Evet, yani bu ilginç bir nokta. Bunu elbet konuşacağız. Değerli izleyiciler, bugün gerçekten siyasete ayırdık programımızı. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı, seçimle siyasi işlerden sorumlu genel başkanımız Sayın Nedim Yamalı, siyasi tecrübelerinden istifade ederek reklamlardan sonra Gelecek Partisi üzerine konuşacağız. Reklamlardan sonra Politik Adam programı devam ediyor efendim.